Kahramanmaraş'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında dava açılan 20 sanıktan 17'sine 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada gizli tanıklar Aslan ve Sağlamcı'nın beyanları sonrası mahkemeye gönderilen kayıtlı dokümanlar okundu. Tutuklu sanıklardan Gülbey Güldal savunmasında, 17-25 Aralık sürecinden önce bu yapının toplantılarına katıldım ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra yapıyla bağlantımı kopardım. Örgütün gizli haberleşme programı olan Baylo'yu kullanmadım. Ben silahlı terör örgütü üyesi değilim, beraatımı talep ediyorum dedi. Diğer sanıklar da Baylo'yu kullanmadıklarını iddia ettiler. 17'si eski 20 adliye çalışanı hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan sanıklar Ahmet Öztürk'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Gülbey Gürdal, Ömer Konar ve Ali Hançer'e 7 yıl 6'şer ay, Cihat Cinlibaş, Abdülkadir Çaylı, Akif Bozkurt, Hacı Hüseyin Ekşi, İbrahim Bayazıt, İbrahim Hasırcı, İbrahim Karagün, İsmail Hamzoğlu, Turgut Sığındım ve Ümit Çakır'a 6 yıl 3'er ay, Esabil Dilik, Ümit Gözber ve Menderes Kırkgeçi'de 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet sanıklar Ali Gökçe, Cahit Mert ve Mehmet Topal'ın ise beraatlerine hükmetti.